FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henry Barkey, Tele 1 televizyonunun yayınına katıldı. Barkey 15 Temmuz darbe girişimi için o akşam ne olduğunu hiçbir zaman anlamadım ifadelerini kullandı. Bir ara darbeler üzerine çalışıyordum. Yani Türkiye'de darbelerin nasıl yapıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Darbe yapıldığı zaman saat 9'da İstanbul'un en kalabalık köprüsüne asker yollamazsınız. Bence darbe hazırlanmıştı. Belki hükümet darbenin daha önce yapılacağını öğrendi. Bunun üzerine darbeciler bir an önce darbeyi hızlandırdılar. Öyle oluyor. Evet. Hükümet öyle bir şekilde örtbas ettik ya şeyi. Ve hiçbir delil de sunmadı. Eski CIA danışmanı darbe girişiminin olduğu gün İstanbul Büyükada'da toplantı örgütlenmesini ise tamamen tesadüftü sözleriyle savundu. 2016'da Türkiye'ye geldiğimde Wilson Center'da Orta Doğu bölümünün başına geçmiştim. İstanbul'da bir konferans düzenliyordum Wilson Center için. Onun için geldim. Tabii ki tesadüf. Bakın biz o konferansı aylarca önce planlamaya başladık. Yani Büyükada'daki konferansı yapmamın sebebi, hazırlanışı aylar sürdü. 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı olduğu suçlamasına yönelik Barkey, devletin gazetecileri yönlendirdiğini savundu. Benim üzerimde işte rivayetler başladı. Türkiye Gazetesi başlattı bunları. Türkiye Gazetesi benim hangi gün ve hangi saatte pasaport kontrolünden geçtiğini yazdı. Bunu olarak devlet verdi. Beni tanımıyorlardı bile. Devletin içinden birileri bunu körüklemeye başladı. Kullanışlı bir şeye dönüştü. Henry Barkey, CIA'nin eski Türkiye istasyon şefi Graham Fuller'le yakın arkadaş olduklarını söyledi. Fuller'le olan arkadaşlığı nedeniyle hedef alındığını savundu. Barkey kendi eşinin de CIA'ya bağlı Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Yardımcılığı yaptığını aktardı. Graham Fuller'la arkadaşım vardı. Bilgisi olan bir insan. Onunla çok iyi geçiniyorduk. Benim eşim Helen Lipson, Uluslararası İstihbarat Konseyi'nde aynı görevlerde bulundu. Orta Doğu'dan mesuldu. Ondan sonra onu konsey başkanlığına getirdiler. Tıpkı Graham gibi. Yayın sırasında FETÖ'yü öven sözler sarf eden Barkey, FETÖ ile başı Fethullah Gülen'le de geçmişte görüştüğünü söyledi. Cemaat bir kere çok saygın bir örgüttü. Cemaat için çalışan, Zaman Gazetesi için çalışan çok insan tanıyordum. Fethullah Gülen'le birebir görüştünüz mü? Bir kere görüştüm. Fethullah Gülen o zamanlar Virginia'da oturuyordu. Bir saat, iki saat konuştuk. Ne konuştuğumuzu doğrusunu istiyorsanız hatırlamıyorum çünkü aradan 30 sene geçti. Eski CIA danışmanı ayrıca FETÖ soruşturmalarında ordudan atılan darbeci generalleri savundu. Türkiye'de o terör örgütü mefhumunu pek anlamıyorum. Bütün Türkiye'deki amiral ve generallerin yarısı kovuldu, tamam mı? 200 general ve amiralin FETÖ'cü olduğuna inanıyor musunuz?